bugün burada adeta bir suç makinesi tarafından şahsıma atılmış iftiralara ve bu iftiralardan medet uman haysiyet cellatlarına cevap vermek için toplanmış bulunuyoruz. Beklememizin iki tane sebebi var. Bir tanesi bu kumpasın arkasında kimlerin olduğunu görmek ve onları teşhir etmekti. İkinci bir sebep daha var cevap vermeyi beklememiz için. Türk Ceza Kanunu'nun 288. maddesi gereğince devam eden bir yargılama hakkında davayı etkileyecek yazılı ve sözlü beyanda bulunulamaz. Bulunulursa adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçu oluşmakta ve bu suç basın yoluyla yapıldığı takdirde yarı oranında artırılmaktadır. Bu nedenle yazılı veya sözlü açıklama yapmayı uygun görmedik. Hal böyleyken gerek haberi yapan gazete ve bu gazete ve haberlere dayanarak kasıtlı olarak adil yargılamayı etkilemek isteyen başta Öz Haseki ve Ömer Çelik olmak üzere haberi yapanlarla ilgili suç duyurusunda bulunacağız. Anketlere yansıyan fark bir türlü kapatılamayınca yeni bir algı operasyonuna ihtiyaç vardı. Türkiye'de benim şeffaflık ilkesi gereği, bu şeffaflık beyannamesini ilk imzalayan belediye başkanı benim. Ayrıca bunun arkasından mal beyanında bulunmam. Ayrıca 1994'ten beri kamu görevi yapan rakibimin de mal beyanında bulunmasını istemem, şu anda içinde bulunduğumuz iftira kampanyasına sebep olmuştur. Mal beyanından kaçmak için sığınılan bu yöntem asla bu talebimizden geri adım attırmayacaktır. Biz kendimizi bir hizmet yarışında görüp herkese saygı gösterirken ilkeli, dürüst ve mertçe yarışmayı umarken rakibimizin farkı kapatamamanın verdiği eziklikle bundan sonra hangi kumpaslara başvuracağı maalesef meçhuldür. Siyasi tarihimizin en ahlaksızca yürütülen kampanyasının özeti şudur. Rakibimizin can simidi gibi sarıldığı bu şahıs, resmi evrakta sahtecilik, şantaj suçlarından hapis cezası almış bir suçludur. Bu sahteci ve şantajcı şahıs, avukatlığını yaptığım şirketin şahsıma yapmak istediği ödemeyi alıp kaçmış ve buna karşılık daha önceden şahsıma bırakmış olduğu senedi icra vermemiz sonucunda bu şahsın senetteki imzasının sahte olduğu ortaya çıkmıştır. Yani burada asıl mağdur benim. Ayrıca avukatını yaptığım şirketin bu konuda herhangi bir itirazı olmayıp bu sahteci şahıs hakkında şirketi dolandırdığından dolayı onlar da suç duyurusunda bulunmuşlardır. Bir suçun mağdurunu suçlu ilan etmek hangi çirkef zihniyetin ürünüdür? Nasıl başarıyorlar bunu? Avukatlık mesleğini kriminal hale getirip meşru yaptığı işlemleri suçmuş gibi sunmak ne kadar ahlakidir? Bu iftiraları atan her iki tarafta birbirini kullanmaktadır. Hükümlü sahteci yargıdan kaçmak için rakibimi ve onun arkasındaki kamu gücünü kullanmaya çalışırken rakibim de bana çamur atmak için o sahteci şahsı kullanmaktadır. Maşa yapmaktadır kendine. Bu saygın iş adamı çocuk istismarından yargılanıyor ve hala yargılaması devam ediyor. Aynı zamanda şizofren raporu var %80. Hakkımızda açılmış dava da yok. Acemice hayata geçirilmiş bu operasyon, dosyadan da anlaşılacağı üzere bir suç makinesi üzerinden yürütülmektedir. Aslında bu zavallı ayak oyunları sahadaki tükenmişliği ele vermektedir.